Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün garip bir açıyla sizlerleyim. Çünkü makineyi koyacak yer bulamadığım için böyle abuk sabuk bir şeylerin üstüne yerleştirdim. Bugün sizi dışarıya çıkartacağım. Evimin caddesinde bir yürüyüş yapacağız. Neden? Çünkü bugün, bu ay, burada oturduğum mahallede A hard rubbish day olarak geçiyor. Eski eşyaları dışarıya attığımız işte nasıl çevriliyor tam olarak şu an bilemedim. Mesela Türkiye'de bizim çöpe atamadığımız eski eşyaları eskiciye verdiğimiz, yoldan geçen eskiciye verdiğimiz eski eşyaları burada da kapının önüne bırakıyorlar. Bu ay bizim mahallenin sırası. Atıyorum, koltuk atmak istiyorsunuz. Evinizde eski bir buzdolabı var ya da çalışmayan bir elektronik eşya var, onu atmak istiyorsunuz. Bu hard rubbish day gününü ya da ayını beklemeniz gerekiyor. Onun dışında dışarıya eğer bir şey atıyorsanız ceza yeme riskiniz var. Önceden sizi bilgilendiriyorlar. İşte bir posta kutunuzda böyle bir kağıt bırakıyorlar. Neyi atabilirsiniz, neyi atamazsınız gibisinden. Koltuk atabilirsiniz. İşte eskimiş buzdolabınızı atabilirsiniz. Ama şunları atamazsın. Mesela inşaat malzemesi gibi şeyleri atamazsın diyor. Ya da böyle çevreye zarar verici materyalleri dışarıya atamazsın diyor. İşte ne bileyim pil var içerisinde. Kimyasal şeyleri atamazsın diyor atıyorum. Şimdi neyse sözü fazla uzatmadan sizi önce bizim atacağımız şeyleri göstereceğim. Çok bir şey yok sanırım. Bahçede beklettiğimiz bir şeyler var sadece. Onları göstereceğim. Sonra da sizi ufak bir yürüyüşe çıkartacağım. Evimin çevresinde o zaman görüşüyoruz. Bu bahçeyi affedersiniz, bütün kibarlığımı bozarak söylemek istiyorum. Bok götürüyor çünkü örümcek korkusundan çıkıp temizlik yapamıyorum. Bir de zaten kıştı. O yüzden de temizlik yapmadık. Görmüş olduğunuz dolap kapısını atacağız biz. İki tane temizden garaja, garajdan da ara yola çıkacağız. Karganın büyüklüğü yalnız. Hazır gelmişken şunu da göstereyim. Bunu geri dönüşüme atıyoruz. Sarı olanlara. Buna çöpleri atıyoruz. Bu yeşile de yaprak maprak falan atıyorlar böyle. Bu şekilde. Bu arada atılan eşyaları toplayabiliyorsunuz. Alıp evinize götürebiliyorsunuz. Hatta buraya öğrenci olarak gelen insanlar içerisinden evini bu eşyalarla dizen düzen insanlar tanıyorum. İşte buraya atılan eşyaları belediye geliyor. Bir kamyonetle topluyor. Götürüyor. Hatta bu eşyaları toplayıp arkadaşlar arasında Amazon'dan işte artık eBay'den internet üzerinden satan insanlar da biliyorum. Mantıklı aslında bakarsanız. Arada güzel şeyler çıkabiliyor. Alıyor. Bak, tekeri beğenmiş, tekeri alıyor. Okay, baby, can you explain us what is this? What is this for? So this is the hard rubbish day. Yeah. Once a year, the local council has a day where everyone can put out their stuff, furniture, and you know stuff they can't put in a bin. Yeah. And then the council will come with a big truck. Yeah. Collect it all and take it away. Okay. So, which one belongs to us? not the bed. Just these. Just these doors. These doors. Yeah. Cupboard doors. Yeah. Wardrobe doors. Look at that! Like full of rubbish everywhere. A couch here. Can you find something useful here? Yeah, and take it for home. This is a good couch actually. Is it? Yeah, it's actually really clean. Did you have a look? Yeah. When did you look? When I threw the other ones out. Yeah, there's nothing wrong with it. This lots is like our couch actually. Lots of people, especially younger people, students and yeah. People who live in share houses, they take this furniture and they put it in there. Yeah. I told before.
Did we find something before from the outside? I remember we found something. Ah, we found bicycle. And some chairs. Kiminin çöpü, kiminin neydi ya? Kiminin rüyası. Adamlar evlilik fotoğrafını atmışlar dışarıya. Herhalde boşandılar falan. Someone divorced, I think that's what they did. Show this. Look at that. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar diyoruz. Görüşmek üzere diğer videolarda. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.